Gizemlerin Efendisi serisinde Gül Düşünce Okulu, zincirlenmiş Tanrı'ya inanan ve izleri 4. çağa kadar takip edilebilen köklü bir örgüttür. Eski felsefeleri, sihirin bir kişinin bir şeyleri değiştirme isteğine göre şekillenen bir bilim ve sanat olduğu yönündedir. Bu da kişinin yaptıklarında her zaman ölçülü olmasını, bastıramadığı arzular yüzünden sanatlarını mahvetmemesini amaçlar. 5. çağın başlangıcında Güney Kıtası'nın Paz Vadisi'nde yerleşik bir kiliseleri bulunsa da İşgaller sonucunda yeraltı örgütü haline gelmişlerdir. 5. çağın başında birden ortaya çıkan Arzu Ana Ağacı yüzünden zincirlenmiş Tanrı yozlaşmış ve Arzu Ana Ağacı'nın kontrolüne girdiği için Gül Düşünce Okulu'nda yeni bir ekip olan Hoşgüllülük mezhebi ortaya çıkar. İlginçtir ki okulun kimi inananları Zincirli Tanrı'nın Arzu Ana Ağacı'nın başka bir tezahürü olduğuna inanır. Bu nispeten doğrudur. Çünkü Arzu Ana Ağacı bir dönem Zincirli yolunun hakimiyetini elinde tutmaktaydı. Okul içerisinde yaşanan iç savaşın sonucunda ölçülülük yanlıları bu savaşı kaybetmiştir ve arzularını bırakmayı hedefleyen Hoşgörü grubu örgütün lideri olmuştur. Çok az sayıda kalan ölçülülük yanlıları da Aptal Kilisesi'ne sığınana kadar göçebe olarak hayatlarını sürdürmüştür. Bu esnada Gül Düşünce Okulu'nda topluluğunun içine ahlaksızlığın anne tanrısına inananlar da katılmıştır. Ama İki yüce tanrı arasındaki sürtüşme ve ittifaklık yüzünden ahlaksızlığın anne tanrıçasının müritleri örgütün içinde hiçbir zaman iyi durumda değildir. Hep dışlanırlar. Sadece tanrıları arasındaki ittifaktan ötürü müsamaha gösterilmektedir. Daha fazla Gizemlerin Efendisi videosu için videoyu beğenip kanalımı takip ederseniz çok sevinirim.